Merhaba arkadaşlar. Nimet'in dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Ve bugün sabah kahvaltısı yapacağız. Sabah kahvaltımızda kıymalı melemen yapacağım arkadaşlar. Yapacağız daha doğrusu Fadım ablamanım ben. Sonra patates kızartıp yoğurtla sarımsakla soslayacağız. Hamurumuz var. Dün almıştık kalmıştı. Onu da hamurla içine peynir koyup hemen tavada kızartacağız arkadaşlar. Çayımız pişti zaten. Kavun, karpuz, domates işte. Ve destekleriniz için tekrar ayrıyeten teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. Videolarımızın devamı gelmesi için sizin destekleriniz bizim için önemli. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun. Teşekkür ederim. Desteklediniz, destekliyorsunuz. Sağ olun. Gel Fatma abla. Çamaşırı topladım. Çamaşırı toparladım. Soğanı koyup son. Evet, soğan koyun bir tane dedim. Hazırlayalım. Çamaşırı da var. Aynen öyle. Karpuz hararet alıyor. Sabah kahvaltısında güzel oluyor Fadım abla. Karpuz çok güzel oluyor. Peki annem biberi güzel olmuş. Biberi iki tane kahvaltı yapıp atsak. Olur bizim olur. Tabii tabii. Kişan Hanım'la izin almadan bir koparalım. Hangisi o? Çok güzel olmuş. Baksana şundan iki tane alalım kahvaltıya. Al. Kızar mı acaba? Yok yok. Şöyle iki tane alsa. Al. Hoşuna mı gitti? Kahvaltıya çok güzel baksana. Nasıl arkadaşlar biberler? Çok Güzel değil güzel olmuş mi? biberlerimiz. Kahvaltıya alalım da iki tane yiyelim. Al. Suyu var mı dibinde? Yeni suladı daha dün. He. Çok güzel olmuş. Al. Alalım kahvaltıya. Güzel değil mi? Biberlerimiz çok güzel olmuş. Canım çekti görünce. Al. Sormana ne gerek? Çiçek alalımızın diye haber olsun. Şurada bırakalım. Canı sağ olsun. Ev serbest sormadan. Bulduğumu tut gördüğünü ye. Şurada bırakalım bakalım. Büyük bardaklardan mı alak Fadım abla? Ne olur? Kaç kişilik? Üç. Masada mı yapalım şurada aşağıda mı istiyorsun? Sen bilin. Aşağı şeyse, müsaitse aşağıda yapalım. Sen bilin. Nerede dersen. Bir Çiçek. bakalım. Müsaitse aşağıda yapalım. Aşağı yukarı. Çoğunluk aşağı dedi arkadaşlar. Tamam, aşağı daha iyi olur. Şimdi de bu şeyimizi yapacağız. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi,
ne Adel ne Efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne Adel ne Efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Siz bugün ağzınızı yormadan, dedim ben şimdi mahkem olmadan şarkımı söyleyeyim, kurtulayım dedim. Siz de ben söyledim. He. Dilene sağlık. Elinize sağlık. Bak bak. Biber mi baktın? Biberlerinden, mahsullerinden. Afiyet olsun, şif olsun. Hoşuma gitti dedi. Şey aldım size, domates aldım. Evet. Belki bir şeyler yapar diye maydanoz aldım. Taş fırın ekmeği aldım, bir de somun aldım. Hangisinden canınız isterse, pide yokmuş, yumurtalı pide varmış. Yumurtalı da şu an çok şey olmaz. Yenmez. He, senin yenmez. Düz pide oluyordu, o güzel oluyor. Fadım abla. O su da güzel, bunlar ne? He, taş fırın ekmeği aldım, o da güzel olur. Ha, taş fırın güzel olur. Şu şeyleri falan da katalım mı, baharatları? He, gel sen kat istersen şeyleri. Çiçeğim. Bunu bir şey yapıyor mu Fadım abla? Şey yoğurdu da lan. Patatesi aslında kızartsanız hemen. Geç kalmazdık. Acıktın da var Zekiye. Ben mi? Evet. Ben mi acıkmak? Hı hı. Acıkmaz da. Anamın yemek saati geç kalıyor. Bilmiyorum ya, acıktım dedim. Şimdi sen misafirsin. İşte misafir yemeğe geç sever mi? Geç, misafir de dar, ev sahibi de, he. Ev sahibiz. Misafirlik yok. Hiç misafir olmadık yani burada. Hep ev sahibi olduk ya, oluruz yani. Mutfağımız arkadaşlar çok küçük değil. Çok aman aman büyük de değil ama geniş, yeterli. Nasıl Fadım abla, orta diye düşünüyorum ben. Çok güzel şey mutfağımız. Mutfak değil mi? Güzel yani. İdeal mutfak. Masansörü genişliği var bak her. İşte bizde mor takıntısı var ya Fadım abla, geçenlerde demiştim. Evet. Masa sandalye mor arkadaşlar. Anam en çok moru sever. Sandalye mor. Zaten kıyafetlerin hepsi mordur arkadaşlar. Evet, mor. Farklı bir şey bulamazsınız. Mor kazak giyer anam. Başka bir şey giymez. Çok nadirdir böyle, belki bir hardal, belki bir açık yeşil, o da istisna. Binde bir. Anamın giydiği kazakların hepsi mor. Yani elinden gelse çiçekler de mor yapacak da yok öyle bir şey. He. Gene de mor buldum alıyor arkadaşlar buradakiler mesela. Özellikle çiğdiği bak burada da var ama. Şöyle. Dolaplar mor. Değil mi? Evet. Dolaplar mor. Bardaklarımıza kadar mor arkadaşlar. Aldım zaten ha. Moruma söz yok. Dın yok moruma. Ben de siyahçıyım. He? Ben de siyahçıyım. He, he. Yani her şey siyah olacak. Siyahçı evinde baz olabilir siyah. Ben de bej rengi giyerim. Bej rengi siyah giyerim ben de. Bej rengini severim. Ben siyah, her şey siyah severim. Aynen. Bakın arkadaşlar, bu fotoğraf biraz eski ama Çiçek anamla babam. Düğün fotoğrafları. Valla işte siz şarkıyı demedin, ben bugün işin içinden çıktım. Çünkü olacağını bildiğin için. He. Başına gelecek. Dedim gibi. Şimdi ne kendimle söyleyeyim, iştahla söyleyeyim. Şarkıyı da çok bilmiyorum ama biliyor musun? Gitti yani. Sever mi türküyü? Belki siz sevmiyorsunuz da. Sen sevmiyoruz türküleri. Evet. Yok, siz sevmediniz bunu. Yok, diline sağlık. Çok güzel, dillerine sağlık. Bir anda size söyleyince şaşırıp borçlukta bulunduk yani. Bir şey söyleyemedik. Planasını beklemediğiniz için ne diyeceğimi şaşırdım. Şimdi istiyorsunuz. Hiç olmazsa dedim şaşırıp kalmayayım yani, bir tane bir şey bulayım hemen. Şimdi nasıl isteyecekler? Bıçak kesmiyor denecek. Yemek yapılmıyor denecek.
başlı zaten. Şimdi ben de söylemezsem sizin moraliniz bozulacak. Söylemezsem de bu sefer içime batıyor, dert oluyor. Evet. Zeytin uykularını kaçırıyorum. İçerim abi, dur. Ya uyku değil, hani ben bir büyük bir şey dediği zaman yapmazsam zoruma geliyor, zorsunuyorum, canım sıkılıyor. İki tane yoğurt, size yoğurtlu patates yapacak ya. Tabak verin isterseniz. Fadım abla servis tabağı gibi işte kahvaltıda. Kafan da. Şey yoğurt koymak için İşte ben. Size, sen yiyin değil mi? Güzel olur bu. Hemen hafif, yormaz oyun sabah sabah sizi. Yemeğe. İki kase mi verin? O küçük olur ya. Küçük mü olur? Hı hı, büyük kaseler. Çok olmasın. Çok bence yemeğe. Bunlar yeter bekle ya. Şunlar yeter bize. Öyle mi? Yetmez mi şunlar? Yeter. Yeter şunlar da gel şunlar olsun. Ya o yoğurt da şifa. Olur olur bir şey olmaz. Yeterdir abi sana kaşık da vereyim. Çiçeğim bunu şey yapayım ben. Tekeçim yoğurdunuz da. Kaymak yiyor mu? Yok. Kaymak şöyle yiyen anam da yemez. Ay yoğurdun güzelmiş ama. Çok güzel. Çok güzelmiş. Köyden mi geliyor yoğurdun? Köyden geliyor. Her köy yoğurdu da böyle güzel olmuyor. Bu adam evet biraz... diğerlerine göre pahalı ama çok güzel o yoğurdu var. Güzel şey eşkimiyor Fadım abla bazen evden bir yerden yoğurdu al eve gelene kadar eşkiyor. Çok güzel bir yoğurdu. Doldur doldur bir tanesinden doldur komple. Ha birine doldur öbürüne mi atalım? Sen bilin yani şey çok var. Sen herhalde çok ya, şey aran yok olmuş. Herhalde. Şey güzelmiş ama yoğurdu beğendim. Ha. O şifa kendinin yemesi lazım. Şimdi kesin içinden bana bir şeyler diyordur da. Diyor mu Çiçek Hanım? Yok, hiçbir şey demiyorsun. Sen de yiyeceğin kadar koy Fadım abla. Şey yapma. Ben diyorum annen demiyor, ben diyorum dur içimden de. Diyor mu? Bak annen demiyor ama diyor sen diyorsun içimden diyor. Ne yapıyorsun sen bak bir şey yapsın abla. He içine şey koyuyorum. Menemenimizde şey koydun mu? Domates azıcık. Gerek var mı? Yok yok bence sence. Koymayabilir. Yok koymayabilir. Şey bence onun sosunu at artık. Tamam. Güzelmiş. Sen ne yapıyorsun Fadım abla? Şey madem bu şeyimi düşünüyor. He. Kahvaltımızı şunu da üstüne bırakalım da. Görsel güzeldir, sunum tabii güzeldir. Ki. Ben severim. Bazen olduğu gibi yerim. Direkt dalarım yani Fadım abla. Bazen öyle oluyor ama şöyle şey yapalım ben... da. Şöyle olsun dedim. Şöyle şu şekil. Yemeğinin yiyesini getirin. Salatalık yemiyor musun? Yok ya salatalıkta. Yiyesiniz yok herhalde. Bakmasın şu şey, başlıyorum. Şey, yiyesiniz yok Ella. Yok Ella yiyesiniz yok. Ella konuşmasını Antep mi? Ellek, Ella, Osmaniye. Fazla böreklerimiz oldu. Bununla mı çevireyim Fazla Fulun'la? Sen onunla mı şu menemeni karşılayacaksın? Bu yemeğe. Arkadaşlar hala çalışıyoruz bak kahvaltı yapacağız diye. 2-3 elden çalışıyoruz. Aynen 8.30'da kalktık. Daha iyi bir hizmet vermek için arkadaşlar, daha iyi bir kalite sunmak için... elimizden geleni yapıyoruz. Zekeri denirken kalktı, Zekeri bizi kaldırdı bugün. He. Biz yorulmuş, uyumuşum be, Zekeri geldi. Yoksa ben uyuyordum, Zekeri sen uyandın. Sen uyandırdın, ben uyuyordum yoksa. Zekeri geldi, kaldırdı. Tamam, şu buradakini açar ama. Baktım, saat 8.30. Kalkın dedim ahali arkadaşlar. Ekmeğimi aldım geldim. Çay işte. Çayı hazırladım. Eksiklerimiz vardı. Domatesle maydanoz eksikmiş. Onları aldım. Bunları da hazırladım. Giderken güya ben yapın dedim. Geldim yapılmamış. Biraz sohbet ettik Fadım ablamla. Görümcesiyle. Evet sen yokken seni biraz çekiştirdik. Hı. Hı hı. Ya sohbet edip Zeki'ye gitmişken... Ne kadar sen... hain bir evlat olduğumu konuştunuz değil mi? Evet. Ben de hain olduğumu zaman anam. Herkes biliyor. Senin gibi bir evlat var mı dünyada yani? Dünyada senin gibi evlat olur mu? Gelir mi yani? Rabbim seni
annene bir mucize olarak göndermiş. Böyle baksın şey yapsın diye kim bakar yapma Zeki'ye. Şu zamanda yani. Değil mi? Mümkün değil. Şimdi gençleri biliyorum. Şimdi gençleri aileye tanımıyor. Değil ki böyle baksın. Yaparım ben. Sen Mahmet. Canına ver deseler veririm yani. Mahmet. Allah helal bulmasın inşallah. İnşallah. Allah'ım tüm hastalarımıza ya şafiyle şifa versin arkadaşlar. Yeter bence. Ve dolu dolu Antep çekimlerimiz devam ediyor. Kısmet olursa inşallah daha da güzel olacak. İnşallah bu da tamam. Hatta bir o tane tamam. Antep çekimimiz var arkadaşlar. Ne zaman denk geliriz belki arar atarız Antep çekimlerini. Arka arkaya atmayız. Böyle bir yeme işte bir evden bir dışarıdan da olabilir. Kaç tane ettin? 5 tane. 5 tane daha mı? 5 tane. 5 tane. Güzel oluyor da güzel olur. Çok güzel oluyor bu Fatma. Bir de açık alanda yeriz şimdi. İnşallah. Yemeği seviyoruz. Halimize bakalım yemeğinden dolayı. Vallahi hiç de alakası yok arkadaşlar. Beni gördünüz. Ben de zayıfım yani. Ben de yiyorum. Ben de burada ne hazırlanırsa yiyorum ama. Maşallah. Hayır arkadaşlar. Hiçbir şey yemeyiz şeklimiz. Sadece az bir şey ekmek yiyor. Tamam bize hazırlıyor. Kendi hiç yemiyor. Ben yedirmeyi severim. Yemeği sevmem arkadaşlar. Gerçekten ben paylaşımcıyım. Paylaşmayı severim, yedirmeyi severim. Gelmek isteyeni beklerim. Başımızın üstünde yeri var. Zaten gelmek isteyenler gelsinler, buyursunlar. Dilimiz ucuyla demiyor, içimizden diyor, yüreğimizden diyor. Parmakla çaydan mı? Türküsü olanlar isteyebilsin, şarkısı olanlar isteyebilsin, istesin. Kanalımızı bakanlar beğensin, yorum yapsın, inşallah abone olsunlar. Full doldurak, termosa koyar mı? Tamam. Paralı daha değil diyor. Paralı da olsa kimseye yüklenmek istemek. Ücretsiz bunlar biliyor musunuz hepinizde? Buradan herkese selam olsun. Yurt dışına, yurt dışına. Allah'ın herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah herkesten razı olsun. Herkesin ne ister muradı varsa onu versin Allah'a. Hadi mi? Ama şu benim çayı şey yapayım da. Kardeşim hükümetini istiyorum. Çocuklarımı, ailemi korusun, kollasın Allah. Çayı yapayım. İş olmayanlara iş versin, iş olmayanlara iş versin Allah'ım. Kim ne dilağı varsa onu yerine getirsin. Dert keder vermesin Allah'ım hiç kimsenin ailesine. Hastane köşelerinde yatanlara kurban olduğum Allah acil şifa versin. İş sür de bana. Allah'ın herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Kızartmanın yerine koy. Kızartmanın, kızartmanın yanına koyak. Ya da büyük göze koyak hemen ısınsın. Termosumuzu da koyalım. Şunu alalım zaten. He. Bunun işi bitti. Sıcak olur mu tabak acaba? Masanın üstüne. Olmazsa. Termosu aşağıdan gelecek. Şimdi arkadaşlar. Anaminkine Fadım abla. Üç tane şöyle koysam yetmez mi? Dört tane yeter. Dört tane. Bunun için üstüne yağ kavuracağız. Tuz biber. Pardon. Biber mi yağ? Aslında bir şey diyeyim mi sana? Şu yağ sıcak. Bak. Dur, biber onun üstüne koymadın mı? Anamın bir mantığı var. Biber atalım mı üstüne? He. Ne ayrıyorsun ya yapak ki? Sarımsak da koymak isteyen arkadaşlar güzel olur. Lakin şu an yaz. Fadım abla seninkine koy. Hayır yok koymayacağım sarımsak. Koymayacağım sarımsakla birlikte. Çünkü yaz yakar. Yoksa sarımsaklı sabah hem yormaz bu. Hı-hı. Hem yormaz Fadım abla. Hem de hafif oluyor. Kaşığın içinde aynı yıkarak ya. Hani? Kaşığın içinde yandı ya. He. Bak. Gördün mü? Karıştırmadım ha. Öyle misin? Bu karışmayacağım zaten. Şeyini de tamam. Çiçek mutfaktan çiçekler. Aha,
Tamam mı? Tepsi yalan mı? Yok, onlara belki bunlar gerek olur diye aldım. Ekmekleri de çeşit çeşit aldım. Onu da koyapadım atla dolaba bunu. Tamam. Türk kahvemizi de alak. He, kahve olmaz olmaz. He. Ben kahve olmaz iş yapamam. Kahve içmem lazım. Kıymalı melemen yaptık arkadaşlar. Domates koymadık. Soğanla ve biberle zeytinimiz işte. Yazın olmazsa olmazlarından karpuz kahvaltıda. Domates. Çiçek Hanım'ın biberleri arkadaşlar. Evet. Yiyeceğiz şimdi biberlerini. He. Peynirimiz var işte. Bunu çökerekli mi yaptın? Ne yaptın? Ya çökerekli. Maydanozlu, soğanlı. Hem dünden kalmıştı. Telef olmasın. Tertemiz evet. Kalıyor zaten. Sıkma yaptı. Dün sıkmadan içi kaldı. Doğrumuz kaldıydı. Avcarı. Hamurumuz vardı. Onu da böyle değerlendirdik. Bu. İsraf haram. İsraf haram. Bu zamanda israf. Hele ki bu zamanda edileceği kalmadı. Zaten şeker sen atmıyorsun. Fadım ablam da atmıyor. Yürü, su koyarak he. Şekerimiz öpüşsün. Sana gerek tamam. Ne? He. Şeker. Şeker. Direkt aşağıdan alırız ya. Öyle mi yapalım? He. Şimdi çatalımızı, kaşıklarımızı, şeyimizi alalım. Hazır ya. Ve kahvaltımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde hazırladık. Yapmak isteyen olursa tekrar söylüyorum. Dün sıkma yaptık. Lor, maydanoz, biber, tuz, azıcık kekik, yağımız. Üfeledik loruna soğanımızı, maydanozumuzu. Üfeledik dün sıkma yaptıydık. Bugün de kaldı. Onu değerlendirdik. Hamurumuz vardı. Lorumuz kaldıydı sıkmadan. Onları yaptık, değerlendirdik. Bu yoğurtlu patatesimiz. Kızartma ettik, patatesi kızarttık. Yoğurda vurduk, sarımsaklı yoğurda. İsteyen sarımsak koyabilir. İsteyen de koymayabilir. Biz koymadık sabah sabah. Koymayak diye. Koyarsan da güzel oluyor. Kıymamız. Biberle, soğanla kavurduk, baharatladık. İşte bu kadar. Ve böyle arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Buyurun beraber yiyelim. Aynen.